Evet arkadaşlar, şimdi hiçbir yazıcımız 2060 yazıcıya kartuş nasıl değiştirilir göstereceğiz. Kartuş, orijinal kartuşu alıyoruz. Alıyoruz gördüğünüz gibi. Orijinalliğini zaten şuralarda orijinal olduğuna dair kağıtları var. Evet, cihazımızı açıyoruz. Yazıcımızı. Cihazımızın ikinci bir kapağı var. Açtığı zaman bakın bir sağdan sola, soldan sağa bir tur atıyor. Açtı. Çıkarıyoruz. Renkli olanı, renkliyi takıyoruz. Bakın olduğu gibi bu şekliyle takıyorum. Yani tırtıklı olan kısım yazıcıya gidiyor. Üzerinde bulunan bantı söküyoruz. İttiriyoruz. Bu sesi duymamız lazım. Bu renkli olandı. Şimdi de renksiz olan, siyah olan takacağız. Takarken bakın yazıcının üzerinde iki tane ışık yanıp sönüyor. Yazıcının açık olduğunu, kartuşların çalışmadığını gösteren. Evet, bunun da üzerinde gördüğünüz gibi bantını söküyoruz. Kısımlı, tırtıklı noktalı olan kısım, elektronik olan kısım. Siyahını çıkarıyoruz. Aşağıya şöyle şu şekil bastırarak alıyoruz. Bu şekil. Takarken de hafif eğik. Dümdüz götürüyoruz, takıyoruz oturduktan sonra. Bakın ses gelecek şimdi. Bu sesi duyduktan sonra takıldığını gösterir. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattıktan sonra cihazımız çalışmak için hazır. Bir şey basmamız lazım çalıştığını göstermek için. Şimdi kaydın yazıcıyı mürekkepleri koyduktan sonra basma seçeneklerini seçiyoruz. İlerli diyoruz. Bakıyoruz orijinal kartuşlarımız ne basıyor. Sonraki videomuzda biten kartuşlarımızı, orijinal kartuşlarımız düşük maliyette nasıl doldurulur şırıngalarla onu göstereceğiz. Takipçiniz olursanız memnun oluruz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum şimdilik. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Buyurun. Videomuz mürekkep kartuşu nasıl doldurulurdu.